Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine manyak bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle sprey atarken dikkat edilmesi gereken olaylara bakacağız. Hemen bunları sizlere göstermeden bir video beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar sprey atma olayı bu oyunda en temel şeylerden biridir. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Genel olarak her maçta kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk başta size tavsiyem eklentilerinizi şu hale bir getirin. Bak M4'teki bir eklentim var ya arkadaşlar. Ben bunların hepsini deneye deneye buldum. Mesela Mesela bu yarım tutamak yerine dikey aldım. Baktım abi hangisinde spreyim daha iyi? Yarımda daha iyi olduğuna karar verdim. Yani bu şekil bu şekil deneye deneye kendime buldum. Sizlere de bu eklentileri kullanmanızı tavsiye ederim açıkçası. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar hassasiyetleriniz çok önemli. Ben hemen kendi hassasiyetimi göstereyim arkadaşlar sizlere buradan. Bak gelişmiş ayarlar M416. Şu şekilde hızlı hızlı geçiyorum. İsteyen yavaşlatıp veya durdurup bakabilir. Arkadaşlar kendinize özel bir hassasiyet ayarlamak istiyorsanız nasıl hassasiyet ayarlanır diye bir videom var. Püf noktalarını her şeyini gösterdim. Kendinize özel bir hassasiyet ayarlayabilirsiniz. Ama benim hassasiyetimi kullanmak istiyorsanız profilimdeki videolarda hassasiyet videosunu bulup izleyebilirsiniz. İşinize yarayacağından eminim. Şimdi arkadaşlar hemen şurada da kısaca bir bahsedelim bak. Silahınız sağa veya sola sekiyorsa şu şekilde tamam mı? Hassasiyeti arkadaşlar düşürmeniz lazım. Bu hassasiyetiniz yüksek demektir. Yukarıya sekmiyor da sağa sola sekiyorsa hassasiyetiniz yüksek demektir. O yüzden bunu düşürmeniz lazım. Bir de arkadaşlar şu şekilde silahınız mesela sprey atıyorsunuz sekmiyor ama aşağıya doğru düşüyorsa burada da hassasiyetinizi düşürmeniz lazım yani hassasiyetinizi tam orta bir kıvama kıvama getirmeniz lazım arkadaşlar. Eğer ki hassasiyetiniz bunların tam tersinde yani yukarıya doğru sekiyorsa hassasiyetlerinizi biraz daha yükseltin ki yukarıya doğru sekmesini yüksek hassasiyetle örtün. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani sağa sola veya aşağı sekiyorsa arkadaşlar silahlarınız hassasiyetinizi düşürmeniz lazım. Ama eğer ki yukarıya sekiyorsa hassasiyeti yükseltmeniz lazım. Böyle kısaca güzel anlatayım sizlere sprey atarken dikkat edilmesi gereken yerleri. Şimdi arkadaşlar onun dışında zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yere yatarken ve Otururken spreyleriniz daha düz gidiyor. E tabi yere yatmak her pozisyonda mümkün olmuyor. Mesela ev içinde iseniz falan yere yatmak mümkün olmuyor. Ama genel olarak her yerde oturma, oturarak sprey atabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden elinizden geldiğince oturmayı kullanın. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Birçok kişi spreyde Piki tartışıyor yani sprey atarken pik açılır mı açılmaz mı birçok kişi pik açılınca spreylerin kötü gittiğini düşünüyor. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar video içinde yanlış kelimeler kullanabilirim şimdiden kusura bakmayın. Arkadaşlar bence dikiz açarken silah sekme gibi bir durumu yok. Çünkü şöyle söyleyeyim sizlere bak mesela ben uzakta bir fight'taydım tamam mı karşımda bir yayıncı vardır rakip gözü falan da var abi. Şöyle geliyorum ilk önce piki açıp sonra adama çıkıyorum ve dikiz açık bir şekilde tarıyorum. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Dikizin hiçbir faydası yok. Ne sekmesini sağlıyor ne sekmemesini sağlıyor. Dikizin yani hiçbir farkı yok. Sadece mesela rakip şuradayken şöyle düz piklemek yerine arkadaşlar dikiz açarsanız rakip sizin sadece kafanızı görürken siz her yerini güzel bir şekilde görüp rakibi vurabilirsiniz. Arkadaşlar burada yaptığıma dikkat edin. İlk önce piki sonra dürbünü açıp yayıncıya öyle pikliyorum ve bu şekilde bir fayda e girmek istiyorum çünkü böyle daha rahat gördüğünüz gibi dikiz ateşin spreye hiçbir katkısı yok o yüzden dikiz açarken hiçbir şüpheniz olmasın bir de arkadaşlar sprey atarken parmaklarınız yani o kadar da bir önemli değildir uzak mesafeye sprey atarken genel olarak insanlar jiroskop kullanıyor ama eğer ki sak alt ateş butonu kullanıyorsanız benim gibi hassasiyetlerinizi düşük tutun ve yukarıya doğru sekmeye başladığında elinizi biraz aşağı indirirseniz silahın sekmesini dengelersiniz. Ama şuna da dikkat edin. Jiroskopta da püf noktalar var. Dere söyleyeceğim olay bak. Şimdi buna bu örneğime iyi bakın arkadaşlar. Şimdi fotoğrafta mesela ne kadar uzağa çekerseniz veya kamerayı ne kadar zoom atarsanız arkadaşlar ekran hassasiyeti o kadar yükseliyor değil mi? Siz küçük bir kaydırdığınızda bile ekran baya baya hareket ediyor. Şimdi bu sprey mantığı da aynısı geçerlidir. Uzak mesafelere ateş ettiğinizde elinizden geldiğince telefonun eğimini sabit tutun yani arkadaşlar şöyle Mesela ateş ediyoruz küçük küçük kaydırırsanız zaten bayağı bir dönüyor ama yakın mesafedeki spreyler için şöyle söyleyeyim bayağı bir telefonu çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar O yüzden uzak mesafelere sprey atarken telefonunuzu olabildiğince sabit tutup küçük küçük kaydırmaya başlayın rakip zaten nereye doğru gidiyorsa biraz önüne tutarsanız mermiler gidecektir. Ama yakında böyle bir şey yok. Yakında direkt rakibin üstüne bile tutsanız yine mermiler gider arkadaşlar. Tabi çok az bir tık önüne tutarsanız yine mermiler gider ve hatta daha iyi gider öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar uzak mesafeye sprey atarken gördüğünüz gibi rakiplere eğimi tutturuyorum ve olabildiğince az hareketle rakiplere eğimi öyle çeviriyorum ve gördüğünüz gibi bir tık da önüne tutunca uzak mesafede de olsa rakipler ölüyorlar. Yakın mesafede de bu şekilde direkt eğimi rakibin üstünde de tutsanız olur. Bakın gördüğünüz gibi örneklerle bu şekilde anlatabiliriz. Bir de sprey atarken sizlere şundan bahsedeyim arkadaşlar. İlk 10 mermi kuralı var. Şimdi benim bu yayıncıya sprey attığım dediğim var ya. ilk 10 merminizi arkadaşlar çok iyi yönetmeniz lazım. Ve rakibe mermi kaçırma olasılığınız neredeyse yok. Tabi 10 mermi rakibin ölmesi için gayet yeterli bir mermi. Tabi hepsini tutturabilirseniz. Ama şöyle bir şey var. Ola ki tutturamadınız. Ne yapacaksınız abi? Şöyle taramaya devam edeceksiniz değil mi? Bu yanlış bir şeydir arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken olay nedir biliyor musunuz? Bak bu bilgi de kolay kolay kimse sizlere vermez ha. Bakın şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Karşımda şöyle bir biblo var değil mi? Mesela ilk 10 mermiyi attım rakibi vuramadım değil mi? Canı bir veya ölmedi ne bileyim hiç mermi tutturamamış da olabilirim. Şöyle geliyorum hemen birinciyi vurdum olmadı ikinciyi tutturmaya çalışıyorum üçüncüyü ama bunların hepsini ateş butonunu bas bırak şeklinde yapıyorum arkadaşlar hemen maç içindeki halini göstereyim sizlere bak abi şöyle gördüğünüz gibi hızlı hızlı bunu yapınca silahın sekmesini sıfıra indiriyoruz ya gördüğünüz gibi hızlı hızlı bunu yapın ateş butonunu basın bırakın basın bırakın yani silahınızın sekmesini sıfıra indirin arkadaşlar. Böyle direkt 40 mermiyi taramak yerine 10 mermiyi tarayın bırakın. 10 mermiyi tarayın bırakın. Tabi bunu hızlı hızlı bir şekilde yaptığınız için arada en fazla 1-2 mermi kaybınız olacaktır arkadaşlar. Ama yok ben hassasiyetime cihazıma çok güveniyorum derseniz arkadaşlar. Şu şekilde 40 merminin 40'ını da rakibe boşaltabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi karşımda bana pikleyen bir adam var. Gördüğünüz gibi balkondan çıkıp çıkıp gidiyor. Ben de çıkıp çıkıp giriyorum. Ve İlk 10 mermiyi sıkıp yerime geri kaçıyorum. Bu böyledir. 30 mermiyi boşaltmanın hiçbir anlamı yok. Mesela burada da spray transfer atıyorum. İlk adamı bayıyorum, mermiyi kesiyorum ve sonra diğerine gidiyorum abi. Bu kadar basit bunun olayı. Tamamen yapmanız gereken şey bu. Şimdi buraya iyi bakın arkadaşlar. Bak ilk 10 mermiyi adama sıkıyorum, tamam mı? İkinci 10 mermide de mermiyi kesip çok milim hareketlerle diğer rakibi vuruyorum. Gördüğünüz gibi yine ilk on mermide biraz önüne tutarak ve eğimi olabildiğince sabit hareket ettirmeden tutuyorum. Çünkü uzak mesafede. Bakın burada yine karşımda bir adam var arkadaşlar. Kafası görünüyor sadece. Hop iki el çatı atıp kafasını kırıyoruz burada da. Yine bir 10 mermi örneği karşımda adam var ve yere yatmış bir biçimde ilk spreyi atıyorum hop düşmedi sonra ikinci on mermide işimi hallediyorum bu kadar basit. Arkadaşlar son olarak şu iki örneği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yine bir 10 mermi vurduk adamı. Sonra ikinci arkadaşına da gördüğünüz gibi buna da 10 mermi. Gerçekten fazla mermi harcamaya gerek yok. Şimdi bak karşımda bir adam var sadece kafası gözüküyor ve silahın sekmesini sıfıra indiriyorum. Gördüğünüz gibi örneklerle konuşuyoruz burada. Şimdi arkadaşlar bir de sprey transfer çeşitlerinden bahsedelim. Bildiğiniz gibi uzağa transfer atarken az önce örneklerden de gösterdim. Şu şekilde ilk on mermiyi sıkıp sonra diğer hedefe dönerseniz uzak mesafedeki sprey transferi doğru bir şekilde tamamlamış olursunuz. Ama yakına geldiğimizde uzaktaki gibi mermi kesme kuralları kesinlikle yanlıştır. Çünkü bu sizin eğiminizi bozmanıza hassasiyet değişikliği olduğu için eğiminizi bozmanıza rakibe mermi tutturmakta zorluk yaşamanıza sebep olur. O yüzden kesinlikle yakın temasta mermi kesmeden sprey transferler atmaya çalışın. Ve yakın temas olduğu için lazer hassasiyetinizin çok yüksek olması lazım ki rahat bir şekilde sprey transfer atabilirim. Bu da 250-300 bandında olursa arkadaşlar sizin işinizi görecektir. Hiç merak etmeyin. Yani tabi yokluktan lazerle uzak mesafeye de sprey transfer atmayı deneyebilirsiniz. Ama burada da yine ilk 10 mermiyi kullanırsanız daha iyi olur. Veya tık tık atarsanız yani tek tek atarsanız sizler için çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. Skopsuz atılan sprey transferlerde ise arkadaşlar hiç ekstra hiçbir şeye gerek yok yani. Sadece eğimi adama tutmanız yeterli. Açınıza girdiği anda zaten adam sizde onu kaçarı yok. Ama gördüğünüz gibi yakın temasta da sprey transferlerimizi çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Maç içinde hemen çok kısa bir örnekle sizlere anlatayım sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar yakın mesafede atılan sprey transferinin hiçbir zorluğu yok. Sadece eğimi kafaya tutmaya çalışın. Onun dışında gerisi hassasiyette gördüğünüz gibi. Başka bir sprey transfer örneği de bir yayıncıya karşı vereyim video biraz kötü görünüyor olabilir arkadaşlar kusura bakmayın baya eski bir video çünkü rakip gözünde de böyle anında ölüyorlar gördüğünüz gibi hassasiyet çok önemli. Arkadaşlar bu videoda sizlere sprey atarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsettim. Umarım kendimi yeterince ifade etmişimdir. Hasta olduğum için yani pek konuşamamış olabilirim. Şimdiden kusuruma bakmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Hadi Allah'a emanet olun.